Değerli dostlarım merhaba. Bu Yevgeni Prigojin'in 24 saatlik silahlı ayaklanmasının getirdiği sarsıntılardan sonra özellikle Ukrayna cephesinde ne oluyor? Ukrayna cephesi durdu mu? Hayır, durmadı. Gerçi daha önce de ifade ettiğim gibi olay devam ederken Ukrayna ordusunun daha temkinli, daha yeni atakları geliştirmektense başlamış olanları sürdürmeye dönük ve Rus kurmayları bir tür baskılama altına almama amaçlı çalışmalar ve strateji yürüttüğü görüldü. Fakat bu savaşın durması anlamına gelmiyor. Liman Kupyansk bölgesinde Rus kara birliklerinin karşılaşmış olduğu çok ağır bir savunma hattı o bölgede İlla taarruz olacak iddiasını sürdüren üst düzey komutanların fena halde canını sıkmış vaziyette. Çünkü Ruslar şöyle bir şey geliştirmiş durumdalar. Hep inisiyatif bizde olmak zorunda diye düşünüyorlar. Yani madem ki biz bu savaşı başlattık, her şart altında ister iyilik ister kötülük altında her şart altında inisiyatif Rusya tarafında olmalı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla, anlatılana göre güneyde ve doğuda Ukrayna'nın 3 tugayla başlattığı ön hazırlıklı taarruz sistemi 3 rotada gelişiyor. Bahmut, Kupyansk ve Zaporijya'nın güneyi, Melitopol, Berdiyansk hattı. Şimdi bu hatlarda gelişen ne karşı? Ruslar özellikle stratejik bir kararla yine Kupyansk'tan büyük bir saldırı başlattılar. Çok büyük bir saldırı başlattılar. İlk iki günde de çok kötü vurdular Ukrayna ordusunu. Fakat sonra Ukrayna ordusu özellikle topçusunun yardıma yetişmesi, hava savunma sistemlerinin daha aktif ve etkili bir biçimde devreye girmesiyle durdurdu. Bakın püskürttü demiyorum, durdurdu. Fakat dün itibariyle Rus kurmaylar, ordunun bünyesinde yaşanılan da kafa karışıklıkları nedeniyle bu cephede askerlerini, yani kara askerlerini, zırhlı araçlarını falan ileri sürmediler. Sadece Ka-52 ve Mi-28 Rus yapımı saldırı helikopterleri var. Onlarla tam 9 bölgeye 11 ayrı ateş açtılar ve Ukrayna'nın 14. Mekanize Tugayı'yla 103. Kara Savunma Tugaylarını ciddi şekilde vurdular. Fakat bu esasında Ukrayna kanadına da şunu gösterdi. Rus askerinin kafası karışık. Ve yapılan açıklamalar Ukrayna ordusunun bu kafa karışıklığından bayağı iyi yararlandığı yönünde. Ukrayna Savunma Bakanı Rezhdigov, Ukrayna'da Rus askerlerinin ve Rus halkının düşmanları yok. Onlar Moskova'da. Ukrayna topraklarını terk edin ve Rus halkının asıl düşmanı olan Kremlin'deki çeteden halkınızı kurtarın diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama etkili olur mu, olmaz mı? Etkili olabilir. Belirli şeyde ya derler ki arkadaş biz burada bir ölüp duruyoruz. Adamlar orada birbirini yiyor. Yani bir ordu için, bir savaşta bir ordu için en önemli yer neresi? En önemli yer cephe gerisi. Zaten bir ordu cephe gerisiyle savaşır. Onun için savaşır. Eşleri ve çocukları için, kadınları için, yaşlıları için. Eğer cephe gerisi karışmışsa bir ordu nasıl savaşacak? İşte Ukrayna dün bunu yaşadı. Bahmut yakını Kurdumyivka cephesinde Ruslar ağır tank ve zırhlılarını arkada bırakarak kaçtılar. Orada da Ukrayna'nın tıpkı Rusların Kupyansk'ta helikopter kullanması gibi bu savaşta da Ukrayna SİHA'ları, büyük ölçekte de Bayraktar olduğu ifade ediliyor, SİHA'ları kullandılar. Böyle bir durum karşılaştı ve Bahmut'ta ciddi bir gerileme devam ediyor Rusya açısından. Eğer yarın kısa bir zaman diliminde Ukrayna
ben Bahmut'u geri aldım derse Evgeni Prigojin'i kahramanlaştırmış olan Rus halkı büyük bir olasılıkla yeniden ve yeniden sokağa dökülecektir. Öyle görünüyor. Hanna Malyar, Ukrayna Savunma Bakanı, Güney cephesinde kademeli ilerleme sürüyor. Doğu cephesinde 3 ayrı noktada taarruzlar başarıyla gerçekleşti. Liman Kupyansk'ta taarruzu durdurduk. Düşman geri çekilmeye zorlanıyor. Bak püskürtülüyor demiyor. Zorlanıyor diyor. Orası çok vahim bir savaş bölgesi. Birleşik Krallık yani İngiltere'nin istihbaratı. Ukrayna güçleri güney ve doğuda 3 rota üzerinden büyük taarruzu sürdürüyor. Onlar da aynı şeyi görmüşler. 2 haftalık deneyimlerden yararlanarak taarruz taktiklerini de yeniliyorlar. Çok iyi konuşlanmış Rus güçlerini 2 noktada derin atak gerçekleştirdiler ve yarma harekatlarını başardılar diyor. Rusya Luhansk Kremine'ye yakını Serebryanka orman bölgesinde taarruz gerçekleştirdi. Bu Rus komutanların her şart altında taarruza devam görüşünün bir yansımasıydı ve başarılı olamadılar diyor. Rus işgalindeki Donetsk'in batısında Krasnohovinka kurtarıldı ve bu bölge diyor, geniş bir bölge orası, Donetsk'e yakın, Donetsk şehrine Rusların işgalinde orası, 2014'ten beri Rus işgalinde. Yani Ukrayna esasında 2014'ten bu yana işgal altında kalan bir toprağını Donetsk'te kurtarmış oldu. Bu da bir yönüyle baktığınız zaman çok önemli bir gelişme olarak görünüyor. Bu arada hemen bir parantez olarak söyleyeyim. Belgrad bölgesi var biliyorsunuz Rusya'nın. Bu Evgeni Prigojin ayaklanmasıyla beraber o bölgeye yoğun SİHA saldırısı başladı Rus topraklarına ve eğer sürseydi tahmin ediyorum, eğer bir gün daha iki gün daha sürseydi bu ayaklanma, Özgür Rusya Lejyonu ve Rus Gönüllü Birlikleri isimli iki lejyoner, iki milis grubu belki de Prigojin'in yanında Belgrad'a yeniden bir dalış ve orada yeni bir köprü başı tutmayı deneyeceklerdi. Fakat bugün gelen haberler sadece SİHA saldırılarının gerçekleştiği yönünde. Son olarak da Zelenski'nin bu konulardaki açıklamalarını söyleyeyim. Rus ordusunun yönettiği bir önemi yok bu dönemde. Topraklarımızı daha doğrusu Rus ordusunu kimin yönettiğinin bir önemi yok. Topraklarımızı kim yönetirse yönetsin savunmaya devam edeceğiz diyor. Sergey Shoigu veya Valeri Gerasimov gitme halinde. Ukrayna bütün bir Avrupa'yı Rus saldırganlığından korumayı başarmış bir ülkedir ve yardımların artarak sürmesi gerekmektedir. Moskova'daki adam korktu, kaçtı ve saklandı. Rusya'nın ne kadar zayıf olduğu ortadadır. Güçlerini Ukrayna'da ne kadar çok tutarlarsa daha çok kaos, acı ve sorunla karşılaşacaklar dedi Zelenski. Gördüğüm kadarıyla Ukrayna tarafının morali yüksek. Rus tarafı eğer böyle devam ederse ve iç çalkantıda bir değişiklik olmaz ise bazı cephelerde Rusların kayıplarının arttığını izleyebiliriz. Hoşçakalın.